Sevindikçe özgür olursun. Bir de eğlenirsen daha ne olsun. Hadi sen de katıl aramıza. Ekran neşeyle dolsun. Birlikten kuvvet doğacak. Bir anda her şey kolaylaşacak. Hem eğlenme hem öğrenme. İkisi birbirine çok yakışacak. Diyorsan ki mücadele benim işim. Sohbet, yarışma, bir de gelişim. Tam sana göre bir yer var, adres. Uzaktan erişim. Uzaktan erişim. TRT EBA ekranlarının yeni nesil yarışma programı Uzaktan Erişim TRT EBA'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden değerli yarışmacı arkadaşlarımla programı gerçekleştireceğiz. O zaman başlayalım mı? Hadi başlayalım. Uzaktan Erişim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız güneşler? İyiyiz, selam sizi sormalı. Allah'ım çok iyiyim. Sizi gördükçe daha iyi oluyorum. Parlıyorsunuz yine. Çok aynı senin gibi. Evet, aynı anda iltifat etmenize bayılıyorum. Tek tek iltifat edin. Birkaç kez sevineyim burada. Biz güzel sadece bir aynı olduğumuz için. Ya, vay ne güzel. Böyle işte, böyle erkek olun her zaman. İltifatçı, centilmen. Değil mi kızlar? Evet. Tahmin edin bakalım, yeni yarışmacı arkadaşımız. Kız mı erkek mi? Bence erkek. Bilirseniz hiçbir hediyem yok ama yine de tahmin edin. Hediye verirsen tahmin ederim. Hediye öpücük atacağım. O tamam o zaman. Kız. Hilal'cim sen ne diyorsun? Bana ben da kız gibi geldi. Sen de kızdı. Bana da kız gibi geldi. Çağan'cım sence? Bence erkek. İnsan olsun yeter dedi Çağan. Tabii. Kız diyenler bildirin. Hadi bakalım gelsin yeni arkadaşımız. Duru Aydın. Hoş geldin Duru. Nasıl? Merhaba Duru. Merhaba Duru. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Adı gibi. Teşekkür ederim. Adı gibi Duru bir arkadaşımız. Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz Duru'cum. Biraz kendinden bahseder misin bize? Evet. 7. sınıfa gidiyorum. İsmim Ayşe Duru Aydın. İstanbul'da yaşıyorum. Programı severek takip ediyorum, izliyorum. Teşekkür ederiz. Bizim aramızdasın şu anda. Evet. Hep başına sevdiğin şeyler de, gelsin. İnşallah. He, anladınız siz. Aslı anladınız. Evet. Akıllısınız. Teşekkür ederim. Sevdiğin şeyler gelsin. Evet. Duru'cum, yarışmayı seyrediyorsun ama hem seyretmeyenler için de bir hatırlatma olsun. 5 bölümden oluşuyor yarışmamız. Soru maratonu, boşluk doldurma, görsel işitsel soru, çoktan seçmeli ve meydan okuma bölümlerimiz var. İlk 4 bölümde her birinde başka bir arkadaşım olmak üzere birini seçeceksin ve o arkadaşım sana destek olacak. 5. bölümde ise arkadaşım sana destek olmayacak. Çünkü senin rakibin olacak. Seve seve olacak. Çünkü o bölüme bayılıyorlar. Değil mi çocuklar? Evet. Evet. Evet diyeceksiniz. Evet. Evet. Ben size böyle mi öğrettim? Evet. 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 Duru'cum sen bakma onlara hayatım. Sen enerjik ol. Evet. Duru'cum puanlama ve hediyelerimizden de bahsedelim. 50 ve 100 puan arasında alırsan eğer teselli hediyemiz gelecek sana. 100 ile 150 puan arasında bir puan alırsak karaoke mikrofonu hediye edeceğiz. 150 puanı aşarsak sana bizden masaüstü oyunu hediye gelecek. Burada da tamam mıyız? Tamamız. O zaman devam edelim. Şimdi 1. bölümümüzdeyiz. Soru maratonu bölümünde. Kimi seçiyorsun? Kim? Dur ama hemen seçme dur. Hazırlamışız mı belli. Dur. Bir dakika. Duru'cum. Hemen söyleme. Bir ikna etler. Bir seni hak etsinler bir. Dur bakalım. Duru ben başlamak istiyorum. Normalde 4 uğurlu sayım ama 3'te beni seçmeni o kadar çok isterim ki. Gerçekten. Birdeyiz birde. Kendine münasır. Evet Pilar'cığım sen ne diyorsun? Niye seni seçsin? Beni seçmeli çünkü aslında bir nedeni yok ama beni seçsin. Deniz? Kızlardan harika konuşmalar geldi. Deniz neden seçtin? Evet Deniz. Evet ikna kabiliyetinize bayıldım. Ben olsam hepinizi seçerdim. Sen ne yapacağını biliyorsundur. Kimi seçiyorsun? Hilal'i seçiyorum ben. Hilal'i seçiyorsun. güzel tarz saçlı Hilal'i seçiyorsun. Evet. Hilal'cim hazır mısın? Hazırım. Tamam. Duru'cum biraz birinci bölümden bahsedeyim. Sonra hemen başlayayım. 10 tane sorumuz var. Her biri 1 puan değerinde. Onunu da bilirsek Hilal'le beraber 10 puanımız olacak. Bilemezsek de canımız sağ olsun. Yeni bilgilerimiz olacak değil mi? Tamam.
Süremiz olacak 2 dakika. Öncelikle sana soracağım, sonra Hilal'e, Duru Hilal bu şekilde gideceğiz. Cümleleri okuyacağım, doğru mu yanlış mı diye soracağım. Sen de doğru ya da yanlış diyeceksin. Anlamadığınız bir şey olursa hemen söyleyin, tekrar ederim. Süremiz yetiyor, merak etmeyin. Başlıyorum, hazır mısınız? Evet. Ben hazırım. Tamam, harika. O zaman duyduk zilin sesini. Duru. Asal sayılar sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılardır. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru. Hilal, yılanlar cam üzerinde sürünemez. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Doğru olacaktı. Duru, kahverengi gözlü anne ve babanın mavi gözlü çocuğu olabilir. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Doğru olacaktı. Hilal, uzaya çıkan ilk canlı Laika isimli bir köpektir. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Doğru olacak bir tane. Duru, zürafaların dişileri erkeklerinden daha uzundur. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Yanlış. Hilal, Türk tarihindeki ilk nüfus sayımı Metehan zamanında gerçekleşmiştir. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Yanlış. İkinci Mahmut zamanında. Duru, Yeni Zelanda'da insandan daha fazla koyun vardır. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Doğru olacaktı. Hilal, Küçük Prens'in gezegenindeki tek arkadaş tilkidir. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Yanlış. Güldür. Durucuğum, hayvan hücresi köşeli bir yapıya sahiptir. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış olabilir. Yanlış, yuvarlak çünkü. Hilal, keçiler bir diğer keçinin sesinden ne hissettiğini anlayabilir. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Evet, doğru. Aynı zamanda isterseniz sesinizle birine sarılabilirsiniz arkadaşlar. Ses o kadar güzel bir şeydir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alımın tweet yaparsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, doğru sandım. 6 puanla başladık. Durucu, hayırlı uğurlu olsun. O zaman... Teşekkürler. Hazırsan. İkinci bölüme geçiyorum. İkinci bölümdeyiz. Boşluk doldurma bölümümüzde. Bu bölümde sana kim eşlik etsin? Hadi, seçtirin kendinizi. Önce ben söyleyeyim. Deniz. Deniz mi konuşsun yoksa Deniz'i mi seçiyorsun? Tamam, o konuşsun, sonra onu seçerim. O zaman sadece Deniz konuşsun. Konuş Deniz, ne diyecektin? Diyecektim. Konuşuyoruz. Deniz, evet. Onu yapsana dizideki gibi. Allah'ım ne kadar güldüm ona. Evet, yap. Konuş kız. Hadi şimdi de konuş bakalım. Konuş Deniz. Ben şey diyecektim. Ben bu boşluk doldurmada hiç iyi değilim. Harika. Da beni seçme diyecektim. Kim müthiş. Ne güzel. İşte kız seni seç, kız seni seçeceğini belli etti. Bari konuşmanı değiştirseydin. Yüreğine inecek şimdi. Yok, şaka yapıyorum. Boşluk doldurmayı severim. Bu çocuk Duru'cum çok dürüst. Ağzı dilin hemen dilin dersin. Evet. 20 puan değerinde. Artık süre limitimiz yok Duru'cum. Rahatız. Şimdi boşluklarımız olan bir cümle gelecek. Bakalım o boşluklara neler gelecek, Deniz'le beraber bulacağız değil mi Deniz'im? Gelsin bakalım, bulacağız cümlemiz. Evet. Sanatsız kalan bir milletin nokta 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 damarlarından biri kopmuş demektir. Sanatsız kalan bir milletin nokta 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 damarlarından biri kopmuş demektir sözü. Nokta 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 in sanata verdiği önemi göstermektedir. O in'i de özellikle dikkat altında tutalım ki hani neyin arkasına in gelebilir, ona göre de doğruyu yanlışı ayırt edelim. Sanatsız kalan bir milletin ne damarlarından biri kopmuş olabilir? Ya da bu söz kime aittir? Mutlaka duymuşsunuzdur. Kan olabilir diye düşünüyorum ama hiç emin değilim. Deniz'ciğim sen ne düşünüyorsun? Düşünüyor musun Deniz'ciğim? Şu an düşünme yetimi komple kaybettim. Aa, bitmez o sende, bitmez. Kendine haksızlık etme. Bu kadar güzel sözleri söyleyen... Ben bu sözü az önce okudum bu arada. Kim olabilir? Sözü bilmediğiniz var senin. Tamam, diyelim bu sözü duymadınız. Çok kıymetli bir söz. Ve bu kadar kıymetli bir sözü ve sözleri... Kim söylemiş olabilir? Kim söyler? Ben de söyleyen kişi Mustafa Kemal. Diyorsun, Kemal'in. Evet. Ben de ona katılıyorum ama birincisinde emin değilim. Sanatsız kalan bir milletin. Değilim diyorsun. Sanatsız kalan bir milletin
Nokta nokta damarlarından biri kopmuş demektir. Çok söyleyesim geliyor şu anda. Bekle, soracağım sana da. Ne damarı? Milletin. Kan damarı olabilir, başka bilmiyorum çok, ama çok, emin de değilim şu an. Bence... Çok... Bence çok damar. Tedavla siz söyleyin. Çok önemli bir şey olmadığında... Evet. O kadar. Bence buradaki damar... bence buradaki damar ironi, yani gerçek anlamda damar olarak kullanılmamış. Bence de mecazi. Mecazi diyorsun. Hı-hı. Evet. Cevap dışında ondan her dolayı... şeyi keşfettik. Ondan dolayı aklıma hiçbir şey gelmiyor. Benim İkinci de. Boşluk ve üçüncü boşluğa Mustafa Kemal dedik. Evet. Birinci boşluğa var mı fikrimiz? Bir şey söyleyin en azından. Ben kan diyorum ama hiç... Sen kan diyorsun. Deniz, sen bir şey, daha iyi bir cevabın var mı? Yok. Yok. O zaman senin cevabını kabul ediyorum Durcuğum. Zaten eninde sonunda senin cevabını kabul edeceğim ama. Evet. O zaman birinci boşluğumuza hayat gelecek arkadaşlar. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Aynen öyledir. Aynen öyledir. Evet, ikincisi, diğerleri Mustafa Kemal zaten. Saygıyla anıyoruz değil mi? Evet, saygıyla. O zaman sana bu bölümde 20 puan veremiyorum ama... 10 puan verin. 10. 10 veriyorum zaten. Evet. Daha güzel. İlerleyen şeylerde çok eksik 2 puan falan olursa 3 boşluk bildiğiniz diye 2 falan tamamlarsın. Tamam mı? Evet, o zaman... Üçüncü bölüme geçiyoruz. Üçüncü bölümdeyiz. Görsel, işitsel, soru bölümümüzdeyiz. 30 puan değerinde. Kimi seçiyorsun? Tuana ve Çağan kaldı. Beni seçiyor. Evet, tabii. Şimdi Duru direkt seç. Onlar konuşmuyorsa ben konuşuyorum. Tuana. Sen konuş. Teşekkür ederim. Tuana. Tuana'cığım. Evet, Çağan sana kaldı. İstediğin şey oldu galiba Çağan. Tabii. Hadi bakalım. Bir görselimiz olacak hayatım. Gelsin görselimiz. Benim fotoğrafım çıkıyormuş değil mi? Ay, ne çıktı? Sıfırın altında 50 dereceye varan soğuk havada... Yaşamak bile başlı başına çetin bir mücadele. Ne görüyoruz arkadaşlar? Seni. Öyle bizden başka bir şeyin olmadığı bir yerde fedakar babalar yavrularını ayaklarının üstünde büyütür. Evet, durdurabiliriz, durdurabiliriz. Evet. Ne görüyoruz arkadaşlar? Penguen. Penguen. Penguen görüyoruz. Nasıl bir soru gelebilir? Hepinize soruyorum arkadaşlar. Öncelikle Duru'dan alayım cevap. Penguen. Hiçbir fikrim yok ama... Kaç süre olabilir, boyları olabilir. Evet, hayvanlarla ilgili olabilir. Evet, onların hayvan. Üstünde olabilir. Evet. Denizciğim söyle, el kaldırdın. O yüzden hak ettin. Bence penguenler kaç derecenin altında yaşayabilir? Hı-hı, güzel bir soru. Tuanlıcığım? Deniz'e biraz katılıyorum ya. Benim de aklıma o civarlarda sorular geliyor. Evet, Hilal? Bence... Bence... Ben şey diyorum, bence Hilal şunu düşünüyordur diye toplasa bu. Hilal, evet. Bence penguenlerin yani en fazla kaç yıl yaşayabilir gibi bir soru gelebilir. Evet, güzel soru olmuş. Bunları not ediyoruz, evet. Bence kaç çeşit penguen türü vardır diyorsun. Bakalım neymiş, gelsin bakalım sorumuz. Sonra da şıkları alacağız. Aşağıdakilerden hangisi penguenlerin özelliklerinden biri değildir? Gelsin bakalım şıklarımız. A. Yumurtaların bakıcılığını erkek penguenler yapar. B. Güney kutbunda hiç penguen yaşamaz. C. Yürürken enerji harcamayan tek canlı türüdür. Yumurtalarının... Bir daha okuyayım mı? Hayır, hayır. Tamam, tamam. Yani pardon, ben hayır dedim ama dur sen... Yok, ben de yok. Tamam. Durucum, ne düşünüyorsun? Biraz C'yi yanlış tonladım da kafanız karışmasın diye sorayım dedim. C evet. Hakkında açıkçası benim bir düşüncem yok Duru. Yani hiçbir şey bilmiyorum C hakkında. Ben penguenler hakkında direkt hiçbir şey bilmiyorum. Harika o zaman. Müthiş o zaman. Bu bölüme geçiyoruz. Yürürken enerji harcamayan tek canlı türdür. Bence bu değil. Bence yani de değil. C'yi eliyorum ben. Bence de. Güney... A'dan başlayalım. Yumurtaların bakıcılığını erkek penguenler yapar. Bence bu da yanlış. Bence. Ama bir tane yanlış var. Bu arada soruyu özellikle altını çizdim, bir daha çizeyim. Değildir diyor. Şaşırtmacalı. Yani özelliklerinden birisi değildir diyor. Tamam, tamam.
Yani sen yumurtaların bakıcılığını erkek penguenler tamam, yapar. Tamam, evet, anladım. Diyorsun. Tamam. Ona karar tamam, verelim. Anladım, evet. Tamam. Okey. O zaman biz C'yi elediysek C mi? Ama dur bir dakika, emin değilim. Yok yok. Dur. Ama... Aa, bir dakika, Seda bu söyledikten sonra kafam karıştı. Şimdi sizce yumurtaların bakıcılığını erkek penguenler mi yapıyordur penguenlerde? Bence hayır. Bence de. Sence Durucu? Ama yürürken enerji harcaman tek canlı türdür. Genel kutbuna penguen ayır. C olabilir. Ya bilmiyorum, emin değilim. C de olabilir, A da olabilir. Yürürken enerji Seda abla donmuş taklidi yapmasan artık, bir şeyler söylesen. Siz bir şeyler söyleyin de ben doğru cevap ya da yanlış cevap... Ben C diyorum ya. C diyorsun. Tuana sen ne diyorsun? C'nin dışında bir şeyden emin misin? Ona göre bir şey söyle, yoksa kafası karışmasın ya. A sen diyeceğim ben de. A diyeceksin. Sen ne diyorsun Durucuğum? Son karar senin. A mı B mi? A mı... A, pardon, A mı C mi? Ben C diyorum. Sen C diyorsun. Okey. C diyorsunuz. O zaman... Evet. Doğru cevap B arkadaşlar. Güney kutbunda hiç penguen yaşamaz. Biz ona hiç bakmadık ya. Özellikle de cevabı değil. Evet. Yani evet, yani ben 30 puan veremiyorum maalesef. Olsun. Olsun. Geçelim böyle mi diğer? Ucuna bir 5 puan olmaz mı? Bakacağız bayağı artık Denizciğim. Çağan kaldı geriye. Hadi bakalım. 4. bölümdeyiz. Çoktan seçmeli soru bölümümüzde. Çağan hazır mısın? Çok hazırım. Beste hazırsın, harikasın. 40 puan değerinde. Şimdi Durucuğum gelsin sorumuz, sonra da şıklarımızı alacağız. Yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı NASA tarafından ayın bir kraterini... Ben biliyorum Durucuğum. Çok güzel. Ayın bir kraterine ismi verilen ilk Türk kimdir? Yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı NASA tarafından ayın bir kraterine ismi verilen ilk Türk kimdir? Cevap şıklar gelmeden söyleyeyim mi? Olacak. Aynen onu diyecektim. Söyle hayatım bakalım. Ali Kuşçu. Duru, senin fikrin var mı? Şu an benim fikrim yok ama Çağan'a katılıyorum yani, o biliyorsa. Tamam. Ya bir şıklar gelsene ne, şimdi resim tamam olmayalım. Neyse ki dur, şıklar gelmesin ama neyse ki Ali Kuşçu içinde yok. Zaten doğru cevap olarak da kabul etme durumumuz yok. O yüzden kaybetmiş sayılmazsınız. İnşallah doğrusunu bulursunuz. Gelsin şıklarımız. Evet, A Ali Kuşçu. Ben Ali böyle Kuşçu şakalar yapıyorum arada. B Uzun Bey. C Harezmi. D Cahit Arp. Bu demek değil ki Ali Kuşçu doğru cevap diye söylemiyorum. Bir böyle gerilim yaratayım dedim. Ne diyorsunuz hala? Ben eminim. Ben de Ali Kuşçu diyorum. Diyorsunuz. Evet, son. Çok mu güveniyorsun Çağan'a? Hı? Çok mu güveniyorsun? Yani ya biliyorum dediği için. Ya ben %101 eminim yani. Şimdi Cahit Arp değil, o kesin. Tamam. Harezmi de değil. Neden Cahit Arp değil? Bilmiyorum, öyle düşündüm. Ya Ali, ben eminim ya. Bilgiyi biliyorum Seda abla. Tamam, doğru söylüyorsun. Ne yaptın? Ben kızıştırayım dedim aslında. Durucuğum, 40 evet, puan daha benden sana. Evet, bir de birkaç ek bilgi ekleyeyim. Diğerlerinin de kim olduklarını biliyorsak, bilmiyorsak da hatırlatmak için. Cahit Arf matematikçi, bilim insanı arkadaşlar. Harezmi matematikçi, bilim insanı yine. Ulu Bey, Türk matematikçi. Astronomi bilgini Timur İmparatorluğu'nda o zamanlarda. Ali Kuşçu, Türk ve Osmanlı İmparatorluğu'nda astronom, matematikçi ve dil bilimci. Doğru cevabımız evet A. Ali Kuşçu geldi. 40 puan daha. Çok güzel gidiyoruz. O zaman en cafcaflı bölümümüze geçiyoruz. 5. bölümdeyiz. Meydan okuma bölümünde. İlk ben konuşabilir miyim Seda abla? Evet, hemen söyleteceğim hayatım, dur. Durucuğum, birini seçeceksin ama bekleyelim. Tek tek seni kazanmayı hak etsinler. Evet. Çağrıcığım, söz sende. Şimdi sana en çok puan kazandıran ben oldum. Evet. Bak, bunu söylemek için mi 4'e zorladık? Evet. Ama en çok puan kazandıran hep en çok puan kaybettirebilir. Evet. Ama bunlar tahmin sorusu şimdi. Bilemeyiz ki. Ama bak, bence bunu hak ettim. Bence bunu hak ettim. Evet. Doğan'a ne diyorsun? Dur, Deniz diyor. Dur. Şimdi bence kimleri seçmelisin? Bence öncelikle beni seçmelisin. Çünkü ben tahmin konusunda gördüğün gibi boşluk doldurmada iyi değildim. Boşluk doldurma da aslında yani bir anda tahmin etme. Ne alakası var Deniz? Bilmiyorum. Bir yerden tutturmaya çalışıyorum ben. Ondan dolayı bence beni seçmelisin. Tuana sen ne diyorsun?
Yani seçebilirsin. Neden? Neden? Çünkü çok duru bir güzelliğin var. Bak. Bu kadar. Bak. Beni de böyle aldı. Benim de kalbim böyle aldı. Hilal? Yani şöyle. Ben tahminde iyi olduğumu düşünüyorum. Ama sana kalmış bir şey tabii ki. Bence ben tahminde iyi olmayanı seçeyim. Beni seç. Hiç şey değilim bak. Oo, beni seç ya lütfen Duru. Lütfen. Bak birlikte Duru, yarışalım. Duru beni seç. Lütfen. Duru kimi diyorsun? Hadi. Duru birlikte eğleneceğiz bak. Ben Tuana'yı seçiyorum. Kral be. Tuana'yı seçiyor. Tuana diyor. Evet. Hemen birinci tahmin sorumuzla başlayalım. Her biri 20 puan değerinde Duru'cum. 5 tane tahmin sorumuz olacak. Gelsin bakalım birinci tahmin sorumuz. Evet. Eskimoğulların soğuktan korunmak için yaptıkları igluların içi ortalama kaç derece Celsius'tur? Herkes yazabilir tahminlerini. Ben göster demeden göstermeyelim, olur mu? Biraz zihniniz açılsın diye size müzik yapayım. Ben yazdım. Ben yazdım. Duru da yazınca diğerleri yazmasa da önemli değil. Çünkü onlarınki benim için siz de yetiştirin. Öyle olsun Seda abla. Hayır, sizinkiler de bakacağım. Siz arada yetiştirirsiniz diye. Yazdım bir şey bakalım. Yazdım. Bakalım ne yazdım. Bakalım. O zaman 3, 2, 1 de göstereceğim. 180 dedi Soğan'a, 50 dedi Duru. Hilal'cim ne demiş? Eksi 3 demiş. Gerçekçi yaklaşmış. Eksi 3 mü? Değilmiş. Evet. Deniz ama... Erayvaz 15 demiş. Çağın Efak 5 demiş. Evet. Doğru cevabımı söylüyorum. 0 derece Celsius arkadaşlar. Ne? Evet. O yüzden yakın tahminde Duru bulundu. 20 puan aldı. Çok da güzel oldu. Biraz size bilgi ekleyeyim arkadaşlar. Teşekkürler. İçerisi sıcak olduğu halde iglular erimez. Çünkü genelde hayvan posu yerleştirirler ve balina yağı yakarlar. Ancak bu ısı duvarları eritecek kadar yüksek değildir. İçerisi en iyi ihtimalle 0 derece Celsius olur. Evet, birinci tahmin sorumuzu tamamladık. Hadi bakalım gelsin ikinci tahmin sorumuz. Ben ikinci tahmin sorusu gelmeden şeyi söyleyebilir miyim? İglularla ilgili bir tane daha bilgi verebilir miyim? Ay lütfen ver. İglularda içerisinin biraz da sıcak olmasının nedeni, iglularda giriş genelde, bir dakika kağıtta göstereyim. Göster. Şu iglo çok efsane çizdim kesinlikle. Bu da onun girişi. İglularda genelde alttan doğru giriliyor ki sıcaklık biraz daha içeride kalsın. Nasıl hesaplamalar? Mimar olmak isteyen var mı aranızda? Ben bir ara mimar olmayı düşünüyordum ama sonra diş doktoruna döndüm. Neden vazgeçtin? Evde herkesin dişleri bozuluyor diye mi? Yok. Ben... Aileye bir katkın olsun. 2 yıldır dişçiye gidip duruyordum ve orada diş doktorumla sürekli hani iyi anlaştım falan. Bir de ilgim arttı. Onun için diş doktoru olmaya karar verdim. Ya, ama bakalım ne zaman değişirse. Fikrim İkisini karar. De okuyabilirsin. Hem onu da okuyabilirsin. Ömrün yettiğince eğitim alabilirsin. Öğretim daha doğrusu. Var mı? Yok, var mı başka mimar olmak isteyen falan? İç mimar olmak isteyen ya da? Ne olmak istiyorsunuz peki Hilal'cığım? Ben? Önce senden başla. Evet. Şu anda çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Çok da güzel yapıyorsunuz. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çok güzel oyuncularsınız. Pırıl pırılsınız. Seviyorsanız eğer umarım yapmaya devam edersiniz. Bence yolunuz, önünüz çok açık. Ama onun dışında yapmak istediğiniz bir şey var mı? Ben kendimi müzikte biraz daha geliştirmek, ilerlemek istiyorum. Evet, Hilal'in sesi çok güzel bu arada. Evet, bir şarkı söyler misin bize Hilal? Kısa da olsa. Yani bilmem, şu an garip bir ortam. Ne, mesela bir şey söyle, ben başlatacağım, sen devam et. Biraz rahatlamak istiyorsan eğer, yoksa söyle direkt. Ama ya, biraz eşlik etmemi istersen ben başlarım, sen devam edersin. Ben de sesimi göstermiş olurum. Evet. Beni verme, siz söyleyin o zaman. Hayır. Abi benim var, internetten falan bulurlar. Gerçi seninkini de bulurlar. Bunu bir... Hilal şarkı söyle. Hadi söyle bir tane. Söylersin sen. Hadi kızım. Hadi güzel. Allah, çok stres oldum şu an. Tamam, biraz düşün. Hemen döneceğim sana. Düşün biraz, tamam mı? Tamam. Hadi. Tuana. Efendim.
Sen ne olmak istiyorsun hayatım? Ben oyunculuğun yanına antrenörlük okumak istiyorum. Yani sporla ilgili bir şey okumak istiyorum. Hı hı, çok güzel. Çağan? Ya ben daha karar vermedim bir şey olarak. Yani oyunculuk dışında. Bu hı. sektörün dışında bir karar vermedim. Yol uzun. Seçersiniz bir şey yine. Deniz? Ben daha tam olarak karar vermedim ama benim de aklımda dişçilik var. Dişçilik var. Hadi bakalım. O zaman bir alkış alıyoruz Hilal Hanım'a. Hadi ay ay Hilal, ne oldu, kırma beni lütfen. Ay vallahi başka zaman söylesem lütfen. Bak söyle, Deniz'e söylettiririm yoksa. Tamam, ay, olur Deniz Hilal, söylesin. Ay, Hilal lütfen. Ay Hilal söyle. Hilal sesim çok kötü benim. Ciddiyim, çok kötü. En sevdiğin sanatçı hangisi? Söyle bana. En sevdiğin ses sanatçısı. Türklerden olsun. Türklerden mi olsun? Evet. Aklında bir şey var da o yüzden. Yabancı şarkı. Tamam. Pinhane dinliyorum. Pinhane. Ne hiç Pinhane şarkısı? Şey. Ne güzel güldün bu arada. Yine gözüm. Evet. Hadi. Yine gözümüz yükseklerde. Ben de ülkeye mikrofon devam et. Hayat geçiyor. O onun muydu ki? Değil miydi? Bilmiyorum o ki şey yaptı. De. Hayır. O, onun değil mi oynadı? Evet, o cover yapı. Ha, pardon. Yap. Evet. Hadi Hilal. Hadi Hilal, mikrofonu da tuttum. Hadi bir alkış yapın bir tane daha. Tamam, o zaman siz başlayın, ben devam ettiririm. Tamam, hadi başlıyoruz, başaracağız. Yine gözümüz yükseklerde. Hayat geçiyor perde perde. Şu an sesim berbat ama olsun. Bence tamam. Bayağı güzel oldu. Tamam, peki. Zorlamayacağım seni. Zorlamayacağım peki. Ama yine de çok teşekkür ederiz. Ne demek? Seni zor durumda bıraktıysam da özür dilerim. Artık. Hayır tabii ki. Oh. Hilal, beni kurtardığın için çok teşekkür ederim. O zaman geçelim ikinci tahmin sorumuza. Gelsin bakalım sorumuz. Sumo, Japonya'da geleneksel bir güreş türüdür. Büyüyünce sumo güreşçisi olmak isteyen bir çocuk ortalama kaç kilogram ağırlığa sahip olmalıdır? Yazalım bakalım tahminlerimizi. İki tane sayı yazabilir miyim? Yaz hayatım, zaten Tuana ile rakip oldukları için sorun değil, yazabilirsin tabii ki. Sumo güreşçisi olmak isteyen çocuk ortalama kaç kilogram ağırlığa sahip olmalıymış bakalım. Tahminlerimizi alacağız. Evet, herkes yazdı galiba. 3, 2, 1 göster. 98 dedi Duru, 75 dedi Tuana. Evet. Bu arada Deniz bir sürü şey 100 demiş. 150 de olabilir. 120'leri saymayın. Şu altlar 150'ye kadar. 100-150 demiş. Çağan 120 demiş. Hilal'cim ne demiş? 100 ya da demiş 190. Değil mi hayatım? Arası olabilir demiş. Doğru cevabımız? Eda abla, bir tane ziyaretçimiz var şu an. Söylemeden önce. Aa! Hoş geldin. Ne o? Şöyle. Yine... Yaklaştırır mısın? Tabii ki de. Ya seni yiyeceğim. Adın ne? Bir konuş bakayım. Adı Pikachu. Bir şey diyeceğim. Konuştursana onu. Yani sen dublaj yaptın düşün. Bir animasyon filmindesin. Ben sana sorular soracağım şimdi. Ekrana getir şeyi. Tamamdır. Pikachu. Bence hiç seslendirme yapmadım. Hadi bakalım. Belki de çok güzel bir şey çıkacak. Bence çıkacak. Evet, merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne senin? Adım... Bir dakika şu. Devam et, çok güzel oluyor. Adın ne? Adım Pikachu. Pikachu, memnun oldum, ben de Seda. Ne yapıyorsun? Çok memnun oldum. Ah canım benim, nasıl geçiyor günlerin? Neler yapıyorsun? Ne geçiyor işte, takılıyoruz. Ne yapalım? Ha? Evet. Bir dakika. Deniz'i seviyor musun Deniz'i? İyi bakıyor mu sana Deniz? Deniz abim bana çok iyi bakıyor. Ha. Ne yemekten hoşlanıyorsun? Neler seviyorsun? Neler yiyorsun? Bebek mamasına bayılıyorum. Ben de çok seviyorum. Evet, gerçekten bayılıyorum. Daha sonra sava tavuğu çok seviyorum. Evet. Ama şu an biraz gitmek istiyorum çünkü kardeşimi özledim. Peki tatlım, git. Hiç öyle biz baskıcı biri değil. Evet, keşke gitmeseydin ama olsun. Nasıl bakıyorsun ona? Ne zamandır bakıyorsun? Ona ya çok olmadı yani. Bir yaşına girecek. Ya çok güzel. Daha sonra bir tane daha abisi var. Onun adı Muzaffer. Ya o da evde. Muzaffer. Evet. Pikachu ile Muzaffer. Müthiş bir kombinasyon. Çok güzel. Ay ya, çok güzel oldu. Renk attı değil mi arkadaşlar?
Aynen öyle. Çok tatlı. Evet. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Benim bilmediğim kötü bir şey mi oldu? Bence kıskandılar Deniz Pikachu'yu. O zaman ne yapıyordum ben? Cevabı verecektim. Cevabı söylüyordun, evet. Araya çok tatlı bir şey girdi. O zaman vermiyorum cevabı. 150 kilogram arkadaşlar. Yakın tahminde Duru bulundu. O yüzden 20 puan daha aldı. Çok da güzel yaptı. Tam gelsin mi? Tam puan da ben. Evet. Gelsin mi üçüncü tahmin sorumuz? Gelsin tabii ki. Mecnun var başka bir yerde. Gelsin bakalım. Dünyanın en hızlı koşan memelisi çita 3 saniye içerisinde kaç kilometre hıza ulaşabilir? 3 saniye içerisinde kaç kilometre hıza ulaşabilir çita? Yazalım tahminlerimizi. Bak, dünyanın en hızlı koşan diyor. En hızlı dünyada. Tamam, yazdım. Evet, yazdın mı Durucuğum sen de? Hemen 3 saniyede kaç kilometre hızla ulaşabilirmiş. Birazdan öğreneceğiz arkadaşlar. Evet, yazdım ben de. Evet, o zaman 3, 2, 1 gösterelim lütfen cevaplarımızı. Evet, Duru 100 dedi. Tuana 225 dedi. Yes. Hilal 70 dedi. Çağan 273 dedi. Deniz gizemli bir şeyler söyledi. 20 kilometreymiş, gizemi çözdük. Evet, ben de doğru cevabı söylüyorum ama önce bir bilgi ekleyeyim. Hafif ve ince kemikleri sayesinde saatte 120 kilometre hıza ulaşabilirler. Maksimum hızları esnasında adımları arasında 15 metre bulunabilir. Düşünebilir, 15 metre adım arasında, iki adım arasında çok hızlı koşarken. Müthiş, müthiş gerçekten. Doğru cevabımız ne? Duru'nun cevabı. Duru, üstelik yani hem doğru cevap, yakın tahmin de değil, tam tahmin. 100 Duru'cum, mi? 100, evet. Aa, saatte 120, evet. Yok, o şey 120 dediğim şey saatte 120 kilometre hıza ulaşabiliyor. 3 saniyede en fazla 100'e ulaşabiliyor. Arkadaşlar müthiş değil mi ya? Allah. Bayağı iyi bu. Başta 50 diyecektim. Sonra 100. İyi ki demedim. İyi ki demedim. Evet, gerçi Tuana sen ne demiştin? Ben sen de 125 demiştim. Yok, sen yine yakın olacaktın Duru'cum. Evet, elinde evet. Sen de sorun olmayacaktı ama tam tamını bilmiş oldun. Evet, o zaman geçelim dördüncü tahmin sorumuza. Gelsin bakalım. Dünya nüfusunun yaklaşık 1 milyar kişi artması için kaç yıl geçmesi gerekmektedir? Alalım tahminlerimizi, yazalım. Dünya olarak, değil mi? Evet, dünya nüfusunun yaklaşık 1 milyar kişi artması için kaç yıl geçmesi gerekmektedir? Ben yazdım. Yazdın. Tuanacık da yazdı mı? Evet, yazdı. O zaman 3, 2, 1 göster. Olsun Tuan'la göster. Ne görünmüyor? Heh, tamam. 2 yıl dedi, 25 yıl dedi. 2 yıl dedi, 25 dedi. Çoğu nefi ölüşlüyor. Deniz 21, Hilal 18 yıl dedi. Doğru cevabımız ne? Cevabımız 12 arkadaşlar. 12 yıl geçmesi gerekiyormuş. Duru'cum üzülme, yakın tahminde sen bulundun. Ben mi? Evet, sen. O yüzden 20 puan daha aldın. Harika gidiyorsun. Gelsin bakalım. Az yazmış. Yani aslında gerçek cevaba bakarsak az. Ama bizim için önemli olan şu anda puan almamız, değil mi? Tabii ekstradan doğru şeyi de öğrenmemiz. Gelsin beşinci tahmin sorumuz. İstanbul Havalimanı'nın dışına sandalye atıp iniş kalkış yapan uçakları bir gün boyunca saymak isteyen bir vatandaş ortalama kaç uçak sayabilir? Siz tahminlerinizi yaza durun. Arkadaşlar ben de Hilal Deniz Çağan'la biraz muhabbet edeyim. Böyle şey vardır ya, biz yani vinç seyretmeyi falan çok severiz. Böyle meditasyon, evet, gibidir. Bakın uçakları sayarız öyle. Evet, evet. Seviyor musunuz öyle şeyler yapmayı? Hilal, senle başlayalım. Var mı öyle hobilerin? Ya ben böyle vinç falan çok kafamı ağrıtıyor. Ben genellikle böyle atıyorum meditasyon falan şeyler. Hı. Kendi içine dönerek meditasyon yapmayı seviyorsun sanırım. Neler yapıyorsun mesela? Müziklerle falan beraber mi yapıyorsun? Yani şöyle, aslında açık havada yapınca daha güzel oluyor. Mutlaka oksijen almak artı güzel bir durum yaratıyor. Bir de yönlendirmeli meditasyonlar var. Onlar da çok güzel oluyor. Deniz, sen neler seviyorsun? Ben mesela sabun kesme videolarına bayılıyorum. Ben de. Evet evet. Bayağı rahatlatıcı oluyor. Çok güzel oluyor ya. Böyle bayağı iyi oluyor.
Sen neler yapıyorsun Deniz? Ben mesela vinç seyretmeyi, uçak seyretmeyi, neden öyle şeyleri seyretmeyi çok seviyorum. Normal hele şeylere hele şeylere bayılıyorum böyle. Hani gülle topları oluyor ya. Evet, böyle evet. Evler yıkılıyor. Evet, ona bayılıyorum ya. Sanki içindeki dertler yok oluyormuş evet. Bütün her. Ah, senin o hissiyat acayip. Can sen? Yani ben de Deniz'le aynı gibi. Yani aslında hepsinin çok derin psikolojik anlamları var. Aynen. Onları da siz öğrenin, araştırın da bana anlatırsınız. Her şeyi ben öğretemem. Öğretemem yalnız. Evet ben Duru'ya falan da sorsaydın Sedat. Şey, tahmin yazıyordunuz ya, o yüzden sizi oyalamak istemedim. Yok, soracağım. Tamam. Durucuğum sen sana da soracağım. Ben de aslında binaların yıkılışını falan izlemeyi çok seviyorum. Mesela bizim işte yakınlarda yıkılırsa onları izlerim. Hı hı. Aynı zamanda evde tek olduğum zaman da mum yakıp hani böyle şarkı dinleyerek kendimi rahatlatıyorum. Şimdi de tütsü almayı düşünüyorum. Tütsü alacağım böyle hafif kokularda o şekilde şarkı. Ama İngilizce bir şekilde slow hani. Kendine iyi gelen şeyleri bulmuşsun. Harika. Daha fazlasını da bulursun umarım. Tuğhan'cığım sen? Bana bak, bak başka. Ben sevdiğim kişileri izlemek sadece sanırım. Ya güzel, ne güzel. Hepiniz bulmuşsunuz bir şey. Fazlalaşsın inşallah. Evet, doğru cevabımızı yani gerçek cevabımızı söylüyorum. Bir dakika ya. Bir dakika. Pardon, çok rahatladım da bir an. Evet, 5'ten geri hep beraber ritüelimizi yapıp sayalım. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0. Evet, Duru 26 uçak dedi ortalama. 60 tane dedin değil mi Tuğhan'cığım? Evet, evet, evet. 60 dedin hayatım, evet. Evet, Deniz 12 dedi. Hilal 13 dedi, Çağan 81 dedi. Evet, çok güzel. O zaman doğru cevabımızı söylüyorum. Cevabımız 1242. Yakın tahminde Tuğan da bulundu. O yüzden 5. tahmin sorumuzda sana puan veremiyorum. Diğer 4'ünden 20 puanımızı aldık. Duru, özür dilerim. Kusura bakma. Özürlük bir şey yok canım. Hiç özürlük bir şey yok değil mi? Aynen, yok. Şimdi Sedat hesaplamamı yap. Efendim bir tanem söyle hayatım. Siz hesaplamanızı... Ya. Yaparken yaptım ama tabii ki ben de Duru'ya bir tane soru sorabilir miyim? Sor tabii ki. Duru, şimdi puanını bilmeden senin amacın ne? Yani hangi neyi almak istiyorsun? Senin amacın ne Duru? Benim amacım aslında. mikrofon olabilir. Kayak mı? Şey değil mi? Biz bu hediyeleri yerlerini mi değiştirsek acaba? Evet ya. Bunu ayrıca düşüneceğiz. Bunu ayrıca düşünelim. Mikrofonu mu daha çok istiyorsun? Evet, çünkü biz bir iki sene oldu alalı ve kırıldı yani bozuldu. Ya. Onun için alırsam iyi olur. Tamam. Allah gönlüne göre verdi o zaman diyelim. 136 puandasın. Bizden sonra karaoke mikrofonu hediye gelecek. Güzel güzel şarkılar söylersin, besteler yaparsın, komşuları rahatsız edersin. Evet, çekinme. Aç sesini de sonuna çekinme, biri rahatsız olur diye. Olursa da müzikten rahatsız olsunlar. Değil mi? Evet. Neler söylemek istersin peki ek olarak? Umarım seni mutlu edebilirim. Evet, çok mutlu oldum. Çok ne bileyim, bir garip. İlk başta çok heyecanlandım. Ama sonra rahatladım. İşte çok güzel geçti benim için. Ve bizim yeni arkadaşlar edindim, yani tanıştım. Onlarla tanışmak da çok hoşuma gitti. Bilmiyorum böyle. Ben de sonra bir şey eklemek istiyorum Sedat. Tabii ki hayatım. Ya bu var kadar mı başka benim? Durum? Tamam. Tuğhan'cığım söyle bir tane. Durucuğum, 5. etapta sana puan kazandırdığım için o kadar mutluyum ki gerçekten. İstediğin şey de oldu. Seninle yarışmak da çok güzeldi. Beni seçtiğin için teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Ben de öpüyorum. Kendine iyi şey bak. Demek isteyen var mı başka arkadaşlar? Görüşürüz. İlk seninle zaman tanışmışız. Evet. Çok evet, eğlenceli çok bir yarışma oldu. Bence de. Çok memnun oldum. Evet. İyi ki katıldın Durucuğum. Kendine çok iyi bak. Yolun açık olsun her zaman. Teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Bugün Duru arkadaşımızla beraber yarıştık. Eğer siz de bize katılmak istiyorsanız ne yapıyoruz? Hattımızdan veya resmi sosyal medya hesaplarımızdan başvuruda bulunuyorsunuz. Hoşçakalın.